Herkese merhaba. Bilgi paylaştık da güzeldir. Şimdi Renault 12'mize Samsun'dan gelen kardeşimiz, isim neydi hocam? Bayram Bey kardeşimize. Şimdi elektronik ateşleme takacağız arkadaşlar. Önce en sondaki bucu, yani bir numaralı bucu söküldü. Piston yukarı çıktığını Murat ustam nasıl anladı ustam? Abi tonelde piston uzuna koyacağım. Bucun evet. Deliğinden. Evet. Şey oynatacağız. Bakın şu anda pistonun harekete gözüküyor. Tamam. Tepede olduğunu. Şu anda bu arabanın sentesini bulmuş oldu. Yani ateşleme sistemindeki bizdeki neydi onun üstteki? Tevzi makarası. Bunun da tevzi makarasının baktığı hiza fren merkeziyle şu podya doğru bakıyor arkadaşlar. Buna göre dengeleyin yaparken. Şimdi ustam ne yapıyor? Anahtarı yere düşürüyoruz. Evet. Elimizden aldık. Nazar değdi. Şu kornalardan dolayı. Bobinimizdeki şeyi söküyoruz. Kabloları açıyoruz. Arkadaşlar takmakta bir sıkıntımız yok. Esasında bunun takması da o kadar zor bir şey değil. Önemli olan bu konuda biraz daha sakin ve acele etmeden kendi Renault'un üstüne çıkan dispiratörün bağlantı kablosunu çıkarttık. Dispiratörü yerinden söküyoruz. Çünkü böyle bir bilgiye ihtiyacımız var. Traktör işini nasıl yaptın? Duruyorum. Geldi mi? Kaç lira? Ne? Kaç lira? Fiyat? 130 lira dedin mi? Niye? Kale süper 3 mü dedi, bir şey dedi yani. Serhat, yetsen alsana. Yetsen. Ya bir sefer ben biraz şeyim. Ya bir sefer ağzından su çıktı da o bitti abi. Öyle bir şey yok abi. Var. Para benden çıkıyorsa. Getir dedim, adam geçirdi. Para benden çıkıyorsa. Ha, o ayrı bir mesele. Şimdi dedim arkadaşlar sökerken. Çok yerim abi. Şeye baksana. Ha. Bakın şimdi. Şunun tevzi makarasının baktığı hiza, hizanın baktığı yerde kısa mesafe işte kaldı. Yani burada kaldı. Doğru mu Murat? Şey takalım ona. Ne yapalım? Çok yay. Tak. Yay. Tabii iyi. Abi yay takalım ona. Şundaki yay alalım o zaman, ona takalım. Veyahut da ötekini verin ya, paketli olanı keselim takalım. Fark eden bir şey yok. Şu pakette olan var ya bir tane daha oğlum. Pakette olan ha, aç. Çıkart. Açtı, getir gel. Şeyi bir getir bakayım onu da. Şuraya atsana Murat. Ya o. Ben de sararım da sararım. Cingan pazarı gibi. Evet. İnan Mako ben kadar paketleme yapmıyor. Mako şunun içine koyuyor. Vallahi öyle geliyor. Ben içine efendime söyleyeyim. Çek et mesela. Onu koy. Bunu yan kesin. Yan kesin. Bir arıza olsa Mako'yu bulamazlar da senin burada. Ya Allah'a çok şükür. Evet. Mako çok var lan piyasada. He? Mako piyasa mı olur? Ya piyasa biliyor da yani Mako'dan neyi mi aldın? Adam o burada bir şey demiyor. Ya anneciğim bunu vereceksen istersen al. Ama bunu dedim ya şimdi. Ya Ergin abi bunun içine bu gelmedi. Böyle oldu. Burası ezilmiş. Ya bunu iyi sarmışsın abi sen. Abi bütün gönderdiklerimi aynı paketleme yapıyorum. Çünkü niye? Ben gönderirken rahat edeceğim ki o insanlar da o malzemeyi aldığı zaman sorun çıkmadığını bilecekler. Yine bizim yine bir arkadaş bunda da low karbon takıyor ama buna takamadım. Ne takamadım? Low karbon diye buraya bir küçük tüp koyuyorlar. Oradan bir hortum çekiyorlar. Diğer arabalara yapıyorlar. Onu. Evet. Onda da mesela yakıtta tasarruf. Özellikle şeyde ispat ettiler. Kia Sorento Jeep'i evet. Takmadan önce soktular şeye cihaza, bilmem emisyonu bilmem ne kadar, onu taktılar, ondan sonra bağladılar, müthiş bir emisyonu düştü arabada. İçinde ne var bilmiyorum, yani ben onu görmesem inanmazdım. Ama emisyonu düşürdü arabada, ondan sonra çıktılar yola, adama dedi ki 3 ile çıktığı yere dedi, şimdi 4 ile çek gidersin. Adam dedi araba durumu iyi. Yani o ne bileyim işte sistemde. Arkadaşlar şu anda şey Murat Usta biz konuştuk hızından ama. Evet. Bak, evet. Ne yapacağız şimdi? Alttakini döndüreceğiz değil mi? Alttaki dişli bir tava çevireceğiz. Alttaki dişlimiz dönecek. Çünkü niye? Şu anda sente ayarımız istediğimiz şekilde ama biz
tevzi makarasının bire bakabilmesi için, yani şuraya podiye dönebilmesi için alttaki dişlimizi döndüreceğiz arkadaşlar. Ne kadar bir dik döndürüyoruz Murat Usta? Bir diş abi. Bir diş. Bir diş. Bir diş yetti mi? Şu anda yetti bakalım. Yetmese bir diş daha çeviririz. Araba burada, Allah'ın izniyle ustası da burada. Hepsini halledeceğiz. Evet. Evet, şimdi o. Şu anda tamam. Evet. Arkadaşlar şu anda 6 dakika oldu. Yani işin başlangıcı, takımı, yani bunu bazı ustalar söylüyormuş ki, bazen gönderdiğimiz arkadaşlara, işte bunun bir günlük işi var. Yani bunun bir günlük işi dediği şey, yani toplam 10-12 dakikada bizde bitiyor. Çünkü Altak sisteminin özelliği ve güzelliği bu arkadaşlar. Yani her şeyi üstünde. Yani şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Emircan sıcak bant getir. Emircan sen gel şunu, videoyu sen çekmeye başla, ben de şu vakum hortumunu takayım. Bant getir. Getiriyor. Şimdi 2700 devirde karbüratörümüz aşma yapacak. Emişi yoğunlaştıracak. Yoğunlaştığı zaman buradan çekişiniz artacak. O da arabanın ateşlemedeki burada şey var. Emircan pense getir onu. Şunu şuradan alayım ki daha sakin. Ya 8 sıra da atlatırsın. Elini açtım abi. Abi ne güzel. Fabrikasyon işi. Fabrikanın da aktörü neredeyse. Fabrikanın taktiği şey çıktı. Araba orijinal. Yani şeyde motorda oynanmadı. Ama karbüratörün bakımını yaptırdım zamanında. Evet. Evet. Bunu şundan nasıl yapayım? Nasıl olur? Şunun içinden nasıl yapayım? İyi olur abi. Bana da öyle. Oraya çıkarırsan kolay çıkmıyor. Hiçbir yerim kolay çıkmıyor. Bomba evet. Orijinal abi. Dedik biz bu işe gireceğiz. Adam bana metresini 11 lira 25 kuruş çekti. Yemin ediyorum sana. Ya Allah'ınız yok mu sizin dedim. Ya bu hortum ya bu kadar. Abi zam geldi. Lan arkadaş bu zam hep bize mi geliyor ya? Abi zam gelmedi. Hemen zam geldi diyorlar. Arkadaşlar. Burayı göster. Kırmızı kabloyu artıya bağladık. Bobinde. Mavi kablomuz eskide. Ekside. Bunları böyle bağlamak zorundayız. Murat, abi bir olana eksi bağlanıyor, doğru mudur? Eksi yazıyor üzerine, bak bunu yazar üzerinde. Hani eksi? 15 artı bak, ileride yazıyor. 15 artı oluyor arkadaşlar, bakın buna dikkat edelim. Yani 15 olan artı. Lan Murat bak burada kırmızı geliyor ama buraya toprağım, bak karışma sonra. Gözüm görmüyor ki benim. Kırmızı, siyah var. Kırmızı, siyah abi. Nasıl olayım? Bu kırmızı ama. Bir dakika. Onda ne yazıyor, 15 yazmıyor musun? Burada mı? Tamam. Evet. 10 ya. 11 yazıyor da bunda da. 11 mi? He. Işık verin şey bana. Buradaydı şey. Işık. Şeyin eksisi de oradaydı ya. He. Ateşlemenin eksisi oradaydı. Oradan söktüm ben onu. Bu yandan söktün. Bayağı mavi taktığım yerden söktüm. Senin kardeş bu da artık değişme zamanı gelmiş, haberin olsun. Oğlum kendinize tutuyorsunuz ışığı. Karşı adama hiç tutmuyorsunuz. Bak bunda da 16 yazıyor. 16 mı? Hangisi yazıyor 16? Burada. Artıda.
15'te işte 16. 15, 16, 17, 18. Sizin bu distribütör artık yorulmuş alın. Bobin. Bu yağ attı buradan. Tamam mı? Bir rak yapınca onun üzerine geldi. Tamam mı? Yağ tepki. Geç marşın. Bas marşın. Bismillah. Sadece marşa bas. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani taktığımız sistemin tamamen çalışması o kadar zor bir şey değil. Ayarı da işte tavan ayarı da var. Samsun Çarşamba'dan bütün arkadaşlara selamlar, saygılar diyorum. Murat Ustamen'ine sağlık diyorum. Kardeşime tekrardan hoş geldin diyorum. Altak sisteminin bağlanması çok basit. Kullanması uzun ömürlü. Herkese hayırlı olsun.